57 yaşında evlenmeye karar verdi ama bir yastıkta kocamayı hayal ettiği adam aslında dolandırıcıydı. Ona kredi çektirdi, bütün parayı alıp ortadan kayboldu. Talihsiz kadın sadece hayallerinden olmadı, altından kalkamayacağı bir borç batağına da saplandı. 2 yıldır borç içindeyim. Hayatımda hiç yaşamadığım şeyler yaşadım. Huzur evinde kaldım. Evde aç kaldım. Yiyecek ekmek bulamıyordum. Bütün paramı ona verdim. Suna Yazgan 57 yaşında, bu yaşına kadar hiç evlenmedi. Rahmetli annesinin emekli maaşıyla tek başına yaşıyordu. Ama o tek kişilik huzuru bundan 2 yıl önce bozuldu. Karşısına bir adam çıktı, hayatı alt üst oldu. Bir grubumuz vardı, papağan grubumuz. Orada beni görmüş, oradan benim telefonuma ulaşmış. Kendisinin papağanını satmasına yardımcı oldum. İddiaya göre o adamın amacı farklıydı. Suna Yazgan'a önce arkadaşça yaklaştı, ardından da evlenmek istediğini söyledi. Bu yaşa kadar evlenmedim, yani bu sayfayı kapattım, artık istemiyorum böyle bir ilişki falan demiştim ona. Beni ikna etti, kendi aramızda nişanlandık. Ama iddiaya göre her şey bir duygu sömürüsünden ibaretti. Talihsiz kadına çok borçlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Suna Yazgan da 70 bin lira kredi çekti. Ekmek alacak param yok. Elektrik faturamı ödeyemedim. Açıklamalarda bulundu. Karıcığım falan diyordu. Evleneceğiz diyordum. 70 bin lira çektim ama bana zararıyla geri dönüşü 100 bin liraya geçti bu paranın. Sadece kredi değil, arkadaşlarımdan da borç aldım. Tabii ki ödeyeceğim dedi. Fakat hiçbir şey ödemedi. Arıyorum, açmıyor. 57 yaşındaki kadın borç batağında şimdi. Üstelik evsiz barksız kaldı ve geçici süreyle tanıdıklarının yanında kalmak zorunda. Bir an önce o adamın bulunmasını, parasını geri almayı ve ceza almasını istiyor. Ben kendim geçinebilen bir insandım. Onunla tanıştıktan sonra böyle borç batağında beni çok fena şekilde suistimal etmiş, kullanmış. Bana olan borçlarını ödemesini istiyorum.